Sevgi denen yüce değer, aşk ile canım aşk ile. Sevgi denen yüce değer, aşk ile gelir aşk ile. Kinle nefret yok eder, canım aşk ile sever aşk ile. Kinle nefret yok eder gülüm, aşk ile söyler aşk ile. Evrende bütün kainat aşk ile döner aşk ile. Evrende bütün kainat aşk ile gezer aşk ile. Sevgiye ediyor hitap gülüm, aşk ile döner aşk ile. Sevgiye gidiyor hitap gülüm, aşk ile gezer aşk ile. Ayla güneş girmiş çarşa, aşk ile döner aşk ile. Ayla güneş girmiş çarka, aşk ile döner aşk ile. Düşmüş tükenmez bir aşka, canım aşk ile gezer aşk ile. Düşmüş tükenmez bir aşka, canım aşk ile döner aşk ile. İnsan aşk ile sever aşk ile. Sevginin ürünü insan aşk ile sever aşk ile. Gel de esrarı görsen canım, aşk ile söyler aşk ile. Gel de esrarı sögürsen canım, aşk ile söyler aşk ile. Allah Sultan. Eyvallah, biz... eyvallah. Sevgili canlar. Eyvallah. Sevgili dostlar. O güzel yüreklerinize bu perşembe akşamı iki tane çok değerli konuğum var. Birisi kültürümüzün ayaklı kütüphanesi diyeceğimiz, bu kültürün doktorasını yapmış Gani Pekşen hocamız. Estağfurullah. Onun yanında yine bizim Mut yöresinin çok kıymetli, kuvvetli ve güzel, kuvvetli bir kalemi olan Hüseyin Cılızcan'ımız var. Bizlere şiirleriyle, bazen de sazıyla da katkıda bulunacak. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gani Pekşen baba. Eyvallah Erhan'la. Sultanım iyi misin? İyiyiz, iyiyiz. Şu dönemde iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmakta zorundayız yani. Testte sorun var. Orayı kapat. Şurayı. Hacı Seles'te sorun varmış kuzum. Evet. Şimdi ben kapatacağım. Facebook'u kapatalım mı? Nasıl bizi izleyecekler şimdi? Buradan ben bir şey göremiyorum. Tamam. Evet.
ben bizi izleyicilerimizi nasıl takip edeceğim? Şu an benim ekranımda bir şey yok. Tamam. Anladım. Tamam. 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 Düzeldi. Evet. Gani hocam. Kurbanım, buyurun. Baba Sultan. Şimdi tabii eskiden insanlarla biz bir araya gelip muhabbet edebilme fırsatımız vardı ama biliyorsunuz Mart ayından beri şu an henüz çözemediğimiz adına işte virüs denilen, pandemi denilen böyle bir süreci yapıyoruz. Bu süreçte insanlar tabii ki kendilerini korumak, bir anlamda da bilinçlendirmek için mümkün olduğu kadar çevreden dinleyebildikleri, ulaşabildikleri bilgiler doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Hepimizin yaptığı gibi. Tabii günlük yaşamımızda birçok alışkanlıklarımız vardı. Bu alışkanlıkları maalesef yapamayınca ister istemez bir psikolojik sorunlar başladı. Bir de bunun belki de kimsenin, çoğu kimsenin dillendiremediği ekonomik sıkıntılar söz konusu. Evet. Tabii ki burada da işte aşıklara, ozanlara çok büyük görev düşüyor. Çünkü aşık dediğimiz, ozan dediğimiz özellikle yaşadığı dönemin iz düşücüdür. Yani insanların dillendiremediği bir bağ kesildi galiba. Geldi hocam bak. Olsun. Ufak tefek sorunlar olur. Hoş görürüz. Bizi canlarımız bizi hoş görür. Evet. İnsanların söyleyemediklerini gerek kalemleriyle gerek sazlarıyla o dil kalemi dediğimiz çok önemli bir silahla. Silah demek tabii olumsuz anlama geliyor ama bizim inancımızda da aslında bizim kültürümüzde, bizim yaşam biçimimizde de bizim tek kalemimiz dildir. Yani o yürekteki beyinle buluşan bütün sözleri dil kalemiyle gönüllerde yaşatarak devam etmektir. Yani bugünkü olumsuzlukları, bugün insanların söyleyemediklerini yarınlara ulaştırabilecek olan aşıklardır. Evet. Ozanlardı. Tıpkı yüzlerce yıldan beri yaşatılıp bu kültürün bizlere getirildiği gibi. O yüzden ozanların, aşıkların gözü kulağı açık olmalı, gönül gözü açık olmalı. Tabii biz gerçek anlamdaki ozanlara, gerçek anlamdaki aşıklara hitap ediyoruz. Yoksa sistemin getirmiş olduğu kalem yazarları var, sistemin getirmiş olduğu sanatçıları var, yorumcuları var, hayatın her alanında her şey var. Ama nedir? Mümkün olduğu kadar insanların gözüne perdeyi indirerek birçok şeyin görmemesi için çalışırlar. Bizim de amacımız işte bu muhabbetlerde mümkün olduğu kadar gönül gözlerini açarak insanlara bilgiyi aktarabilmek, beceriyi ulaştırabilmek ve mümkün olduğu kadar o insanları aydınlatmak amacıyla bu muhabbetleri yapmamız gerekiyor. Bu muhabbetlerin amacı bu olmalı. Eyvallah. Ve tıpkı bizim inanç yeri dediğimiz cemevlerinde de olması gereken bu ama. Olması gereken. Yoksa sayısal çoğunluğu toplayıp da kafa sayısına bakıp insanlara biat ettirerek, insanlara sorguyu, insanlara görgüyü anlatmadan, öğretmeden sadece tapınmakla Alevilik olmuyor. Alevilik de zaten bizim inancımızda, bizim yaşam biçimimizde öyle bir anlayışta olmaması gerekiyor yani. Evet, eyvallah. Eyvallah Sultanım. Sazımıza bir alak bakalım. Ne diyecek bizim babamız? İyi bakalım. Evet. Şimdi tabii dedim ya, yaşadığı dönemde
Ozan, Aşık, hatta bizim özellikle Cem Aşıkları dediğimiz o çalar söyler pirlerin, aşıklarımızın muhabbetin konusuna göre mutlaka söyleyeceği nefesler, beyitler, kelamlar var. Hay hay, buyurun. Bakalım daimi baba da en azından diyor ya, bugün canan geldi bize, dudak saki diller meze, yarın tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki diyor. Bugün canan geldi bize, dudak saki diller meze, yarın tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki. Yarın tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki. Benim yarim güne benzer, ovada sümbüle benzer, şakı yandım güne benzer, sohbetine doyamam ki. Şakı yandım güne benzer, sohbetine doyamam ki. Yıldız gibi yuvarlakta, doğarken gördüm şafakta. Yanımda nokta nokta, sohbetine sığamam ki. Yanımda nokta nokta, ben nedeni sayamam. Bozucuya dahil miyim, uyur gezer gafil miyim? Madem aşık gayriyim, ben cahile uyanam. Madem aşık gayriyim, ben cahile uyanam. Eyvallah, eyvallah Baba Sultan, eyvallah. Aşkillah, eyvallah. Aşkillah. Ali Baba, sesine yüreğine sağlık. Eyvallah, gönlünüz var olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bugün sevgili can dostlarımızın gönül hanelerine mihmanız. O güzel gönüllerini türkülerle doyuracak ustamız, ustalarımız. Estağfurullah. Sen baba. Erenler, sen nasılsın kurbanım? Teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Gani hocamın söylediği gibi korona başladı, bizim işler de başladı. Korona boyunca işe gitmedi, bu nerede gün olmadı, yani tamamen izole olduk. Onun için bizde hiçbir problem olmadı. Hatta şiirlere biraz da ağırlık verdim. Kahveler kapalı, eğlence yerleri kapalı, eğlence yok. Düğünler yok.
Onun için şiirlere biraz daha ağırlık verdim bu süre içinde. Yaşayıp gidiyoruz da aynen. Bakalım Hüseyin Baba bize neler söyleyecek lan, neler anlatacak şiirlerinde. İster sazınla ister şiirle nasıl katılmak istersen sana bırakıyoruz. Şimdi ben bir şiirle başlamak istiyorum. Tamam. İnsan biraz yaşadığı hayatı ciddiye almalı diye düşünüyorum. Onun için şöyle bir şiir yazdım. İnandığım yoldan şaşmam. Doğruları yazacağım. Düşük işlere bulaşmam. Doğruları yazacağım. Yaşam böyle gelir gider. Değişmeli buysa kader. Hayatta ölene kadar doğruları yazacağım. Beni boşa eylesen de, kollarımı bağlasan da, ciğerimi dağlasan da doğruları yazacağım. Hesaplarım görülse de, fermanlarım verilse de, şu kalemim kırılsa da doğruları yazacağım. Ağlayanın yaşını silem, dertlerine derman olam. Satır satır, kalem kalem doğruları yazacağım. Söyle nedir benim suçum? Böylece ağardı saçım. Bağımsız Türkiye için doğruları yazacağım. Gülsün Hüseyin'im gülsün. Hak adalet yerin bulsun. Bedeli ne olursa olsun doğruları yazacağım. Eyvallah, eyvallah. O güzel yüreğine sağlık. Tabii ki doğruları söylemek zorundayız, doğruları yazmak zorundayız. Gali Baba söyledi ya, biz toplumun gözüyüz, kulağıyız, diliyiz. Tabii evet, ki o güzel mesajları vereceksiniz. Bu etli kaleminizle yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Seni biraz yoracağız, kurban olayım ya. Gene sazını da al, bir şeyler söyle, anlat bize. Türkülerinle şöyle güzel gönüllere hitap eyle. Eyvallah. Yani tabii dedik ya sohbet de önemli. İnsanlar biz zaten söylerken çalıp söylediğimiz nefeslerin kelamlarının içerisinde anlamlar var. Biz o anlamlara bakıyoruz. Yani aşık ne dedi, niye dedi deyip onları kurcalamamız lazım. Kurcalarken de gerçekten bizi düşündürecek ve kafamızdaki soru işaretlerinin olabileceği ve tabii ki o soru işaretlerinin peşine düşeceğimiz ortamlar yaratmamız lazım. Eyvallah Hüseyin Baba, sizin de kaleminize, yüreğinize sağlık. Tabii ki bu pandemi dönemi içerisinde bizler sadece oturmadık. Şimdi şeyi çevirsem, burası aslında bizim hanenin yemek masası, benim normalde çalışma odam içeride. Yemek masasının üzeri böyle tamamen kitaplarla doludur. Özellikle merak ettiklerim, çalışmam gereken, benim kendi kendimi bilgilendirmem gereken kaynaklar veya sorular varsa o soruların peşine düşüp... Senin deniden vurmadan tuttum, can evinden uğranacağım uzaktı. Bu dünyayı kol yoğur kol yaktım efendim tabibim. Yedi gün emeğim geçti, bu demeyi almayın aman, almayın. Dünyayı oluyor ki kullandım efendim kaderim. Bir gün ermeğim geçti, bu demeyi anmayın aman dost, anmayın. Eyvallah, eyvallah, kurban olduğum eyvallah. Can dostlar, bazen böyle teknik eksiklikler olabiliyor.
programımız bir an gitti, geri şu an geldi, birbirimize kavuştuk. Gani babanın yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Eyvallah annem. Dediğim gibi biz muhabbete başladığımızda, muhabbet ettiğimizde bu ve buna benzer nefesleri, devriyeleri, şatiyeleri mutlaka dillendirmeliyiz ki insanların gönül gözünü açalım. Ama özellikle son yüzyıllarda belki birçoğumuzun gördüğü, belki göremediği, zaten sistemin bizi yok etmek için bizi boşaltmaya çalıştığı gibi bir taraftan da Şia'nın eli de boş durmuyor. Şiacılar da boş durmuyor. Bizim kendi içimizdeki mevcut var olan bir takım sözüm ona yol önderleri, yol dedeleri dediğimiz insanları eğiterek içimize sokup Aleviliğe ait olmayan nefesleri, beytleri, kelamları Alevilikmiş gibi, Alevilere aitmiş gibi işte bu muhabbetlerde dillendiriyorlar. Dillendirdikçe de insanların maalesef içi boşalıyor. İçi boşaldığı için de biz yavaş yavaş kendimizden uzaklaşıyoruz. Yani artık devlet Alevileri asmakla, kesmekle, yakmakla yok edemedi. Sistem yok edemedi. Neyle yok ediyor? Kültürle yok ediliyor. Ve maalesef biz de kendi kültürümüzün değerinin henüz farkında değiliz. Bilincinde değiliz. Yani sözün meclisten dışarı iki tane saz çalmakla, iki tane nefes okunmakla cem aşıklığı, cem dedeliği bilmem ne olmuyor. Hayır. Tam tersine dediğim gibi insanların gönül gözünü açmak zorundasınız. Yani burada hepimize iş düşüyor. Hüseyin Baba kaleminize düşüyor. Esrari Baba sazınıza, nefesinize, yüreğinize düşüyor. Sevgili Hacı teknik masada elinden geliyorsa ki geliyor, yetenek olarak bu şekilde destek vermen gerekiyor. Hepimiz ancak kendi hislerimiz doğrultusunda bu gücümüzü birleştirerek ancak biz bir olabiliriz. Bir olabiliriz. Yoksa yok olmaya mecburuz yani. Eyvallah sultanım, eyvallah. Evet Hüseyin Baba. Sen ne diyorsun kurban olan? Şimdi ben şöyle desem nasıl olur? Ele, bele, dile sahip olmalı. İnceden incedir, yolumuz bizim. Akan pınarlardan ibret almalı. Ummandan yücedir, gölümüz bizim. Aynı cem olur, kendinden geçer. Güzeller elinden dolular içer. Has bahçe içinde çiçekler açar. Kokusu nicedir, gülümüz bizim. Geldik bu dünyaya, hayat karına. Dünya değişilmez, ahiret varına. Enel hak dedik, durduklarına. Dostluğa meyleder, delimiz bizim. Cennet cehennemi yaşarken bulan. Kabe'yi insanın gönlünde bilen, dostun ayaklarına turap olan, gönüllerde eser, yelimiz bizim. Aynı de deli gönül aynı, candan ayırırız dostun payını, Tanrı'nın nimeti üzüm suyunu, hak için içeriz, dolumuz bizim. Hüseyin, bu ömür geçmez ahına. Yüzüm döndüm dostun kıblegahına. İkrarımız vardır şahlar şahına. Yol erkanda öter, telimiz bizim. Gani Baba'nın aynı teli gibi, telini öttüğü gibi inşallah yolumuz sürer, devam eder. Evet, evet. Biz her dostun devamında arıyoruz, eyvallah. Eyvallah, yani binlerce yıldan beri bu yol devam ettiği gibi elbette devam edecek. Ama yola gerçek anlamda inananlara, yola gerçek anlamda sahip olanlar sayesinde bu yol yürüyecek. Eyvallah, hay hay. Evet, evet sultanım. Bu arada, tabii mümkün olduğu kadar, hani dedik ya, kendi yol dilimizi, kendi kültürümüze ait olan dilimizi kullanırsak, en azından dildeki kirlenmeyi, sanattaki kirlenmeyi,
yaşamın her alanındaki kirlenmenin de önüne geçmiş oluruz. Eyvallah. Bu ve buna benzer şeylere önem göstermek gerekir diye düşünüyorum. Bakın ne güzel. Programın adı Aşk ile. Eyvallah. Yani şimdi şöyle düşünelim. Belki bir sorun şunu yapıyoruz. Bir yere gireceğimiz zaman, yani başka bir yere girdiğimizde birileri varsa hemen selamünaleyküm deyip giriyoruz. Doğru mu Baba Sultan? Eyvallah. Evet. Bunu kullanmamak lazım. Aşk ile. Eyvallah. Şimdi dedin mesela Hüseyin Baba dedin ya Tanrı'nın yarattığı dedin. Tabii ki Tanrı mı, Hak mı, Allah mı? Bunlar üzerinde de dikkatli davranmak lazım. Dedim ya bir şeyler belirtirken biz acaba Tanrı mı deriz, Allah mı deriz, Hak mı deriz veya o şeyi, şerbeti efendim yaratan kim? Tanrı mı yaratıyor? Yoksa bizim hani kutsal saydığımız insan mı yaratıyor, üretiyor? Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendim diyor ya, her ne ararsan kendinde ara. Eyvallah. Başka yerde arama. Hele himmet edin siz biraz nefes alıp. Himmet hatta. Bakalım aşığımız ne demiş? Gel ey vaiz etme Burhan, sırrımıza ermemişsin. Yaratıldık Nuri Hak'tan, sen bu sırra ermemişsin. Yaratıldık Nuri Hak'tan, sen bu sırra ermemişsin. Hakkı pek yakından gördük, inandık, ikrar verdik. Gönül hanemize aldık, sen burayı görmemişsin ay. Gönül hanemize aldık, ne yazık ki görmemişsin ay. Sevgidir asıl ibadet, ol hak buyurdu inayet. Tapmayız gayrıya elbet, sen buyruğa uymamışsın. Tapmayız gayrıya elbet, sen buyruğa uymamışsın. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, dört kitabınızı Furkan. Gaflet uykusundan uyan, daha sen uyanmamışsın. Gaflet uykusundan uyan, daha sen uyanmamışsın. Thank you.
esrarimdir ki farzımız, gerçeklere varsaymamız. Çok şükür yoktur kaygımız, sırrımıza ermemesi. Çok şükür yoktur kaygımız, sen bu sırra ermemesin. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. He kurban, hele senden dinleyeceğiz baba sultan. Ben şimdi şeyden korkuyorum. He. Yanımdaki komşum şeye çıkacak ya, bağırmaya çıkacak ya. Olur. Ondan korkuyorum. hayır olsun da bastıracak, sesi çok şey olduğu için o açıdan söyledim yani. Hüseyin Baba'ya sıramı vereyim? Hüseyin Baba'ya vererek. Hüseyin Baba şöyle bir sazını bir dinleyek, hele senin sazını hiç dinlemedik kurbanım. Şöyle bir sazla sözle bizlerle bir şöyle bir şeyler anlat şöyle. Şimdi büyük ozanlarımızın yanında 45 yaşından sonra saz öğrenen birisi nasıl çalar bilemiyorum da. Estağfurullah. Bizim büyüğümüz, küçüğümüz yok. Büyüğümüz, küçüğümüz, küçüğümüz, büyüğümüz. Eyvallah. Bir semah söyleyeyim o zaman ben. Buyurun. Seyyah olup şu alemi gezerken, canım gezerken, bana bir kanlıca zalimden oldu, zalimden oldu. Dilimle ettim de ben bu hatayı, ben bu hatayı. Sabredemem bana, dilimden oldum, dilimden oldum. Dağlara sümbülü de lalesin vermiş, lalesin vermiş. İrehber mürşide kalesin vermiş, kalesin vermiş. Araya bal vermiş de belasın vermiş, belasın vermiş. Arı ağlar bana, balımdan oldum, balımdan oldum. Güzel olan durur molahtında, canım ahtında. Gerçek aşık ener mola tahtında, canım tahtında. Yaz gününün bir bulanık vaktinde, ördek ağlar bana da, bana da, gönlümden oldun. Yürü dost medet medet. Ah yar yar, hakkı seven şah desin, şahin Allah şah, dost dost dost. Güzel olan karşını yar yar, hü aman aman,
gözünü yasar. Gönül ummadı dostuna keser. Evliyanın kılıcı yolsuzluğu keser. Yolsuz ağlar bana yolumdan oldum. Yolsuz ağlar bana yolumdan oldum. Meydan erenlerin, sama edenlerin, çarka dönenlerin, şalim şah, şah şah. Bir sultan aptalımda kulum ne eder? Bir sultan aptalımda kulum ne eder? Herkes ne derse de kendine eder. Çağrışa çağrışıda buralar gider. Çağrışa çağrışıda turnalar gider. Turnalar çağrışır da telimden oldum. Şahtem şahtem gönlüm şen olsun. O şahın yoluna da can kurban olsun. Eyvallah, nefesine sağlık, güzel yüreğine sağlık. Çok teşekkürler ediyorum. Hak için olsun, eyvallah. Bu Sema Hüseyin Baba nerede, ne zaman dönülüyor? Bu Sema normal Cemler'de dönülüyor. Cemler'de dönmemiş ama. Tahta Cemler. Efendim? Tahta Cemler'de, içeri Cemler'de, hatta normal zamanlarda, mesela Nevruz'da olabilir. Gani Baba. Buyur Baba Sultan. Yanılmıyorsam tahtacılar üzerinde senin bir araştırman da var, değil mi efendim? Doğru. Yani Hüseyin babamıza bu konuda bu biraz senin fikirlerinden faydalanalım. Estağfurullah. 1990 yılında İzmir'e geldiğimde, Ege Üniversitesi'nde çalışmaya başladığımda tabii ki öncelikle İzmir ve civarlarında kimlerin yaşadığı konusunda merakım vardı. Merak sonucunda mesela Bayatlar var. Bayatlar Alevi boyları ama maalesef Bayatlar bugün tamamen yok olmuşlar, sünnileşmişler yani. Evet, yok olmuşlar. Çepniler var. Çepniler de belli yerlerde Ege'de yaşamakta. Tabii yoğunlu olarak tahtacıların olduğunu öğrendiğimde bir dönem üniversitede bir bilimsel araştırma projesi kapsamında proje verdim ve Cem Aşıkları üzerine çalışma yaptım. Yani diyebilirim ki Çanakkale'nin Çanakkale'den başlayıp ta Mersin, Maraş o civarlara kadar dönem dönem fırsat buldukça çalışmalarım devam etti. Hatta bu çalışma şöyle, bilinmedik ya da tespit edemediğim, yeni tespit ettiğim kaynak kişiler olduğunda da fırsat bulduğunda gidip oralardan o bölgeye ait işte Sazanlar dediğimiz, Güvender dediğimiz, Kamber dediğimiz, Cemler'de aşıklık yapan kişilerle çalışmalar yaparak mümkün olduğu kadar tahtacı geleneğini, göreneğini, müziğini, dansını yani semahını ve bu arada gitmişken de kıyafetlerini de belgeliyorduk. Belgelemeye çalışıyorduk yani mümkün olduğu kadar. Şimdi tabii hani Cemler'de Hüseyin Baba'nın dediği gibi elbette Cemler'de semahların aslında çalınması gereken, söylenmesi gereken yer sadece ve sadece Cemler'dir. Onun dışında başka bir yerler değildir. Evde bir güzel muhabbet ederiz. Muhabbet esnasında Hüseyin Baba aşka gelmiştir. Böyle bir şey çalar. Ben de eğer biliyorsam veya içimizde bu geleneği devam ettiren birileri varsa kalkar semahlarını dönerler yani. Bu anlamda. Ama tabii bir de şu var. Aslında tahtacılarda da özellikle müsahiplere çalınacak olan içeri semahı dediğimiz ayrı semah vardır. Gençlere öğretilecek semah ayrıdır. O yüzden benim komşum şu an mikrofonunu açtı. Ben mikrofonu kapatıyorum. Sözü... Sevgili can dostlarımız, sizlerden gelen güzel dilekleriniz var.
o sizin dileklerinizi, isimlerinizi bir zikredelim. Sevgili can dostlarım, İsmet Alagöz, Ali Koca Almanya, Ayla Kibar, Hüseyin Cılız, Birsen Şahan, Battal Bingöl, Denizli, Sevgi Şahin, Amasya, Yakup Şahin, Seyit Lafçı Merzifon, Ali Gül, Hasan Gül Fransa'dan izliyor. Mulla Şahan Almanya'dan izliyor. Ali Gül yine Ergül. Ağzınıza yüreğinize sağlık demiş Gani Hocam. Yine Osman Tufan, iyi yayınlar, iyi akşamlar, hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Tevzi Gül, iyi yayınlar demiş. Evet, Zeynel Gül, üç güzel dosta selamlar yolluyoruz demiş. Biz de Zeynel canımıza, bizi izleyen herkese güzel selamlar, aşk niyazlar yolluyoruz. Zeynel Baba çok teşekkür ediyoruz. Zeynel Baba da izliyor bizi Almanya'dan. Ali Koca Almanya, Ede Mehmet Örüm, Pazarcık Fulyanlı köyünden, Elif Ana'nın köyünden geçen hafta konuğumuzdu. Mahir Durmaz, Gülay Şahin, Çamalan köyünden, Mersin Tarsız Çamalan köyünden, bizim tarlacılardan. Köylüm benim. Fadime Fidan izliyor bizi. Nuray Barlas izliyor. Yeğenim. Kemal Taş'tan, İstanbul'dan izliyor. Telvet İzci, Hüseyin Ekinci. İsimleri ben böyle bir sıralayayım şöyle. Bizi izleyenler, şu an takip eden sevgili canlarımız. Elif Gümüş, Mahmut Bayrak, Almanya yine. Aynur Acar, Serdar Oğuz, Mehmet Şen, Fatma Bektaş, Hasan Akbaş, Tahir Çolak, Behtullah Yılmaz, Danimarka, Necdet Kurt, İngiltere, Zahide Bulmuş, Sevgi Yaşar, Mehmet Ali Erol, Nasır Dağ, Alim Kılıç, Aydın Öztürk, Gökmen, Görkem Aygün, Şatiye Erarslan, Aynur Günel, Bahar Çakmakkaya, Ozan İsa Çetin, Murat Daştan, Seyit Lafçı, Duran Kuru, Ayşe İşten Karabay, Sabri Doğan, Besime Altun, Fatma Fatoş Solak, Nazo Dursun, Sevgi Şahin, Muteber Sadık Satılmışoğlu, Ahmet Kara Arslan. Sevgili can dostlarım, zaman zaman sizin bu güzel dileklerinizi, güzel isimlerinizi zikredeceğiz burada. Şimdi Gani babamıza dönelim. Hem sazından hem sözünden faydalanalım. Bakalım bize neler söyleyecek Gani baba. Kurbanım. Özellikle dışarıdan ses gelmesin diye mikrofonu kapatmıştım, kaldım. Evet, Hüseyin Baba'nın okunmuş olduğu o semaha yönelik düşüncem bu tabii ki. Her bölgenin aslında sadece tahtacıların değil, her bölgenin kendine has birçok semahları vardı. Ama maalesef biz şehre geldikten sonra biz kendi öz olan semahlarımızı, değerlerimizi kaybettik. Bize birileri semahları çaldı, biz onları aldık. Bize birileri bir şeyler öğretti ama biz hiçbir zaman sorgulamadık. Gerçekten de bu bize ait mi, değil mi? Mesela ben sadece bir tane bir şey söyleyeyim. Bugün şehirlerde, bugün Avrupa'daki AKM'lerde, cemevlerinde işte Hatay'a mal edilmiş şey geliyor. Hak'tan bize nida geldi, prim sana ayağın olsun, 12 hizmet çağrılır. Doğru mu Esrar? Evet, evet. Ama şunu sorup kimse sormaz. Ya Hatay mahlaslı bu şiir, biz çağırıyoruz da bir defa böyle muhabbet cemlerinde 12 hizmet çağrılmaz, bir. Bu işi yapanlar bu işi bilmiyor. İki, eğer Hatay mahlasıyla seslendiriliyorsa şu an bizi dinleyen sevgili canlar da dahil olmak üzere lütfen Hatay'ın, bakın Hatay'ın, Anadolu Hataylarından bahsetmiyorum. Hataylar'ın divanı karıştırsınlar. Böyle bir şiir Hatay'a ait olmadığı, olup olmadığını öğrenmek.
Seslerde bir sorun var. Sesi düzeltelim. Öğrensinler. 1500'lü yıllardaki Şah Tahmasp adındaki ilk divana bile ulaştım. O divanda bile böyle bir şiir yok. Başka şiirlerdir ayrıca. Belli ki Anadolu Hataylıları dediğimiz birileri yazmış, birileri sunmuş bize. Biz de gerçeği araştırmadığımızdan, sorgulamadığımızdan gözü kapalı eyvallah diyerek bize sunulanı yemeye çalıştık. Ama yiyene, yemeyenler de var çünkü. Yiyene diyorum. Bir gerçeğe bel bağladım edenler, bir gerçeğe bel bağladım edenler, aldı beni bitirdi beni, damlaydı bir ırmağa karıştım. Denizden denize dostluk götürdü beni. Denizden denize dostluk götürdü beni. Dost beni ben. Damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize dostluk götürdü beni. Denizden denize dost dost götürdü beni, dost beni ben. Nice dağdan kaba boşandım doldum, nice dağdan kaba dost dost boşandım doldum. Karıştım denize, denizi ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana dost dost getirdi ben. Yine benden bana dost dost getirdi ben, dost beni ben. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana dost dost getirdi ben, yine benden bana dost dost getirdi ben. Buhar oldum, yandım yanlarına. Buhar oldum, yandım yandım yanlarına. Karıştım toprağa çamlarına. Biçtim fırınlarda hamurlarına. Üstadım sofraya dost dost getirdi beni. Üstadım sofraya dost dost getirdi beni, dost beni beni. Biçtim fırınlarda hamurlarına. Üstadım sofraya dost dost getirdi beni, üstadım sofraya dost dost getirdi beni. Dost beni ben.
Çene dillendi işlerine ezildim. Çene dillendi işlerine ezildim. Vücud eleğimden geçtim, süzüldüm. Uçaldı kalem, bir deftere yazıldım. İrfan mektebine dostu getirdi beni. İrfan mektebine dostu getirdi beni. Dost beni benim. Çaldı kalem, bir deftere yazıldım. İrfan mektebine dostu getirdi beni. İrfan mektebine dostu getirdi beni. Dost benim. Daim yiyen ermiş işlerine değil. Daim yiyen ermiş işlerine değil. Cümle varlık tabiatın gereği. Ölmez bir anladım bebeği. Aldı dizlerine dostu tuttu beni. Aldı dizlerine dost dost oturdu ben. Dost beni ben. Ölmez bir anlamım oldum bebeği. Aldı dizlerine dost dost oturdu ben. Aldı dizlerine dost dost oturdu ben. Dost beni ben. Aşk ile aşk ile aşk ile ruh sağ olsun. Eyvallah eyvallah. Nefesine sağlık baba. Eyvallah. Eyvallah baba sultan. Sizin baba nerelere götürüyorlar. Bak bizim ozanlarımız, bizim nefeslerimiz, değişlerimiz bizleri nerelere götürüyor. Evet. Hele sen de bir dinleyin bakalım. Baba nefes alsın. Anlamadım. Dedim baba sultan biraz nefes alsın. Sen de bir şeyler alalım. Şimdi ben yaşadığım köyde yaklaşık 30-35 senedir biriktirmeye başladığım tarihi malzemeler, günlük yaşamda kullanılan malzemeleri biriktirdim. Bir müze yaptım. Etnografya müzesi. Harika. Herhalde 250-300 civarında malzemelerim vardır. Ne var malzeme olarak? Hüseyin baba neler var? Eskiden günlük yaşamda kullanılan her şeyi. Her şeyi biriktirdim. Tahta kuşlarda Edremit, Balıkesir Edremit tahta kuşlarda yanılmıyorsam Hüseyin Koday mıydı? Onun da böyle bir etnografya müzesi hazırlamıştı. Halen o müze orada ama ben de yıllar önce özellikle oralarda dolaşırken gidip görmüştüm. Siz de ziyaret etme fırsatını buldunuz mu orayı? Onu sadece internetten gördüm de. Fakat ben kendi müzemi yaptıktan sonra gördüm o tahta kuşları. Türkiye'nin ilk müzesi herhalde. Şimdi artı bu müzeyi yaptıktan sonra da kendi kültürel değerlerimizle bunu tamamlamaya çalıştım. Mesela doğu kültürü, ölüm kültürü, harman kültürü, köyümüz civarındaki bilmeceleri derledim. Artı bir sözlük oluşturdum. Bu sadece kendimize ait bir sözlük oluşturdum. Şeye başladıktan sonra, esas sazandarlığa başladıktan sonra ilk önce ağızdan, birinci ağızdan nefesler derledim. Herhalde 150 civarında da nefes semah derledim. Fakat bunun
25-30 tanesini söyleyebiliyorum. Yani köyde kültür için, kendi kültürümüz için bazı şeyler yapmaya çalışıyorum. Fakat maalesef devletimizden bir destek göremiyoruz. Mesela müze kendi meclis üyeliğim döneminde yardımcı olup da yaptırdığımız bir cemevimiz vardı. Cemevinin köşesine sadece sıraladım, o kadar. Bir odasına. Yüreğine sağlık, ellerine sağlık, ellerin nefesini dert görmesin. İyi etmiş. Yani, Gani hocam, sahip çıkmak zorundayız. Yaşar. Evet. Gani baba isterse de bütün bilgilerimi verebilirim. Yani araştırma yapıyorum dedi de. Estağfurullah, memnun olurum. Tabii bu arada şey de söylemeyi unutmayayım. Narlıdere Belediyesi'nin de özellikle tahtacıların yan yatır ocağının merkezlerinden bir tanesi. Normalde Adana Durasan'dır. Bir evet. De şey Narlıdere. Narlıdere Belediyesi de orada bir kültür müzesi böyle bir yerde açtı. Eski bir tarihi yaşanmış olan tahtacının evini, iki katlı evi. Mesela bir odasını cem odası yaptılar, bir odasını işte arşiv olarak yaptılar. Efendim bir odasını sadece ağaç erleri olması nedeniyle ormanda kullanmış oldukları el araçları dediğim bir oda sadece ve sadece özellikle aşçılık veya işte mutfak eşyaları dolu. Bir oda kılık kıyafetle ilgili dolu. Bir odayı da şey yaptılar, özellikle tahtacılarda çok daha yoğundu ama bugün artık orada da ben yavaş yavaş o geleneğin de yok olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugün biliyorsunuz Hakk'a yürüme erkanlarında Hakk'a yürüyen canın başında mutlak ve mutlak ölüm nefesi çalıp söylenirdi tahtacılarda. Evet. Biliyorum, bu konuda Hüseyin Baba da alan araştırmalarında bunları tespit etti mi veya etti mi? Bunlarla ses kaydı ya da görsel elinizde herhangi bir belgeniz var mı yok mu bilmiyorum ama bunlar da çok önemliydi. Ki mesela ben özellikle bu çalışmayı 2000 yılında Aydın Alamut Köyü'nde tespit ettiğimde Anam Hakk'a yürüdüğümde başında özellikle çalıp söyledim. Ama tabii kıyamet koptu. Vay dediler işte. Ali mi çaldı, Muhammed mi çaldı, sen nasıl saz çalarsın, işte bu bir şey midir, saz çalıp türkü söyleme, oyun oynama, bunlar nereden geldi? Halbuki bunlar Anadolu'da mevcut olan vardı. En son yaşatan, devam ettiren tahtacılardı belki. Sadece işte tespit edip bunları ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bizi biz eden değerleri, bizi biz eden şeyleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Demin tabii siz şey dediniz yani devlet bu konuda bize destek vermiyor. Ya kardeşim gölge etmesin de başka bir şey istemesen zaten. Eyvallah. Devlet. Eyvallah. Devlet senin yapacağın işi bozar. O yüzden devletten bir şey isteme. Ama ne acı ki, evet ne acı ki şunu da söyleyeyim. Bizim Alevi kurumlarımız da bunların farkında değil. Onlar da düşmüşler bir siyasetin derdine. Aynen. Yoksa siyaset yoksa maddi manevi alanda bizim insanlarımıza ait kültürler nedir ne değildir, bu konuda kimler çalışma yapıyor, bu konuda çalışma yapanlara fırsat versek desek ki ya desek Hüseyin Baba siz evet bu bölgedeki Mut yöresindeki veya bu bölgede yaşayan tahtacılarla ilgili araştırması yapıyorsunuz, size olanaklar sunalım, bizim elimizden ne geliyorsa maddi manevi dese siz kapı kapı dolaşıp ki artık bugün son kuşak bunlar da bitti işte biz İşte kaynakları elimize arıyoruz, tarıyoruz. Örneğin diyelim ki Pir Sultan Abdal Cahit Öztel'in yazmış olduğu şu kitap 1983 yılında yazılmış. Gerçekten içinde Pir Sultan'a ait şiirler var mı yok mu ya da başka Pir Sultanlar adına yazılmış kaynaklardan derlenmiş mi, toparlanmış mı? Birçok şiirler var. Bunları biz ayıklayamıyoruz. Sadece arşivimizde var. Böyle bir kitap. Sadece kitabı gösteriyorum tabii. Yoksa Pir Sultan Abdal'la ilgili birçok çalışmalar var. Ama kurcaladığınızda gerçekten de Pir Sultan'a ait olmadığı şiirleri çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer siz biraz yol dilini, biraz yolu biliyorsanız çok rahatlıkla ait edebiliyorsunuz. Ama biz ne diyoruz? Şimdi burada sadece yazılı kaynakta Pir Sultan'ın bir ama bu Pir Sultan'ın mahlası deyip işte bak kitaba da yazılmış deyip bunu var olarak kabul ediyoruz. Hayır. Eğer konuşmamın başında da dedim ya Ozan Aşık ne dedi, niye dedi, bunları sorguladığımızda bizim yolumuzda örtüşüyorsa eyvallah, yolumuzda örtüşmüyorsa
O zaman o ayrı kodları tek tek koparıp ayıklamamız lazım. Bunu da hepimize düşüyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Eyvallah, nefesine sağlık. Eyvallah kurban. Hele Himmet Erim bakalım Harami Baba neler söylemiş. Himmet Aktan, buyurun. Eyvallah. Daha Allah ile cihan yok iken biz onu var edip ilan eyledik. Daha Allah ile cihan yok iken biz onu var edip ilan eyledik. Hakka sığınacak mekan yok iken gönlümüze aldık mihman eyledik. Hakka hiçbir layık mekan yok iken hanemize aldık mihman eyledik. Kendisinin henüz ismi yok idi, ismi şöyle dursun cismi yok idi. Hiçbir kıyafeti resmi yok idi, şekil verip tıpkı insan eyledik. Hiçbir kıyafeti besmi yok iken şekil verip tıpkı insan eyledik. Tanrı ile işte burada birleştik, noktayı amaya girdik yerleştik. Sırrı küntü kendi orada söyleştik, ismi şerifini Rahman eyledik. Sırrı küntü kendi orada söyleştik, İsmi şerifini Rahman Vahdet sarayına girenler için, hakkı hak el yakın görenler için. Vahdet sarayına girenler için, hakkı hak el yakın görenler için. Bu sırrı harabi bilenler için, birlik meydanında cevlan eyledi. Bu sırrı harabi bilenler için birlik meydanında cevlan eyledi. Eyvallah baba. Eyvallah. Harabi. Harabi baba da böyle söylemiş. Harabi baba güzel söylemiş ama. Biliyorsunuz Harabi baba 1850 yıllarında İstanbul'da doğup
aslında devletin özellikle Nakşilerin işte Bektaşi dergahlarını deforme etmek, asimile etmek amacıyla gönderilen Nakşi birisi. Ama dergaha gelip dergahın çarkına girdikten sonra böyle bir devriye yazıyor ki valla değil günümüzde birçok ozan, birçok aşık bile bu ve buna benzer devriyeleri yazmadığı gibi seslendirmiyor. Seslendirmediği gibi bizim muhabbetlerimizde, bizim cemlerimizde bunlar çalınıp söylenmiyor. Ne çalınıp söyleniyor? Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah dedim ya, biat ettirmek öğretiliyor. Hayır. Yani sizin inancınızdaki hak kavramı, sizin inancınızdaki doğa, evren, insan kavramı neyse bunlar anlatılmaya çalışılıyor ve işte bunlar dillendirilmeye çalışıyor. İzin verirseniz ben de Harabi'den bir tane nefes seslendireyim mi yine böyle bir devriyeyi? Esrari Baba. Duydunuz mu? Dedim ki Harabi Baba'dan bir tane de ben böyle seslendireyim mi? Hadi kurbanım. Hiç durma. Kapım nikabı ishar olmadan biz bu kainatın iptidasıyız. Kimseler varsın el aman aman didar olmadan. O Kabe Kavseyn'in evet nasıl haka bütün. Kimseler varsın el aman aman didar olmadan. Kabe Kavseyn'in evet nasıl haka bütün. Yolken Adem'le Havva alemde hak ile hak idik sırrı müpemde. Bir gecedik mihman el aman aman kaldık Meryem'de. Hazreti İsa'nın öz babası haka bütün. Bir gecelik mihman el aman aman kaldık Meryem'de. Hazreti İsa'nın öz babası haka bütün. Bize peder dedi tıfı Mesih'a. Ne derin diye kalırım Musa. Ne terani diye ne laman aman bizdik onlar. Bir Sinan tecellası haka bütün. Çünkü kesinin ödü de geldi. Ayna yakın gördük cemalın vardı. Ey hacı bizdedir el aman aman sırrı ilahi. Biz Bektaş Veli'nin fukarasıyız. Zahide Şanlı İmna Fethahya Harabi Kemteri Serseri Sanma
bir kılık yarar el aman aman kamil zaman. Bir balon sultan budalası kalkabik. Aşk ile, aşk ile, aşk ile, eyvallah, eyvallah. Saygıdeğer sevgili can dostlarımız, bizi o gönül hanelerine misafir eden can dostlarımızın biraz isimlerini zikredelim. Çünkü çok yoğun bir ilgi var. Akıp gidiyor. Yakalayamıyorum zaten. Yakalayabildiklerimi kusuruma bakmayın. Yakalayamadıkları o ismini zikredemediklerimize çok özür diliyorum. Çünkü akıp gidiyor, öyle yakalamak zor oluyor. Kamil Akarsu, Ali Gül Yalnız, Murat Gezer, Mehmet Ali Genç, Necla Tezerdi, Meryem Bakır Arpacı, Hasan Hüseyin Kalın, Kamil Yılmaz, Kamil Tezerdi, Kamil Baba, Haydar Alkan Koç, Senel Başkaya, Bayram Dalkılıç, Mehmet Deli Balta, Rüstem Yıldırmaz, Şükrü Topal, Mehdi Taze, Mevlüt Şahin, Gülü Bölecekler, Cumali Can, Yusuf Fidan, Seyit Lafçı, Avidin Yenilmez, birkaç tane de bizi yabancı canlarımız var. İsimlerini burada okuyamıyorum, beni bağışlasınlar. Biraz çözemiyorum. AGV Simerin isimli öyle bizi izleyen canlarımız var. Bizi güzel yüreklerinize misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. O güzel yürekleriniz dert keder görmesin. Muhabbetlerimiz, deyişlerimiz, türkülerimiz, nefeslerimiz güzel yüreklerinize, güzel ruhlarınıza derman olsun, ilaç olsun. Ve hemen dönelim canlarımıza. Hüseyin Baba bize bir şiir okusun bakalım ne söyleyecek. O ara Baba Sultan nefesini alsın, sazını da hazırlasın. Ben şimdi bu ortamı anlatabilen bir şiir. Saygın Şahin kardeşimiz de bunu türkü olarak besteledi. Dostluk meclisinde kuruldu pazar. Gönülü gönüle katanlar gelsin. Hakkı hakikati görenler yazar. Sevgi kalemini tutanlar gelsin. Bir araya gelmiş ehl-i kamiller. Ehl-i kamil olan dost sözü dinler. Gönül Kâbesini insan bilenler, erkeği, dişiyi atanlar gelsin. Birliğin yolunda ikrarı verdik. Akılla düşündük, kafayı yorduk. Hakkın mizanını vicdanda kurduk. Ahireti dünyada tadanlar gelsin. Sular durulur da bendine akar. Ataş kor olur da yürekler yakar. Sevginin yolları sevgiye çıkar. Aşıklık meyini yutanlar gelsin. Dinlemeli insan her bir görüşü. Fitneye, zalime karşı duruşu. Kardeşlik yolunda dünya barışı. Hüseyin Cılız'a satanlar gelsin. Eyvallah Hüseyin Baba, ne güzel dinlendiniz. Kalemine, diline, gönlüne sağ. Dünya barışına. Eyvallah, eyvallah kurbanım. O güzel nefesler dünya barışına katkıda bulunsun. Hemen Baba Sultan'a geçelim. Bize hem bir şeyler anlatsın. Hem İnşallah katkımız olur dünya barışına. Zerre kadar olsun. İnşallah katkımız olur. Umarım diyelim. Tabii ki. Umarım, hani en azından biz bize muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, demleniyoruz birbirimizden. Demleniyoruz. Dedim ya, selamun aleyküm, aleyküm selam misali, şu inşallah maşallahları da kaldıralım Erenler, kusura bakmayın. Ne olur kaldıralım yani. Hadi aşk ile. Eyvallah. Thank you.
Halkı pek yakından iyi gördük, inandık. İlk başta danıştık vicdanımıza. Gerçekler yoluna dostuz girdik, uyandık. Hakikat denildi erkanımıza. Gerçekler yoluna dostuz girdik, uyandık. Hakikat denildi erkanımıza. Nacik ruhuna iyi, bendeyiz bendeyiz. Hakkı ispat edip kamil insanday. Şeytan tanıyıp dost dost düşmeyen fendek. Odur layık olan insanday. Şeytan tanıyıp dost dost düşmeyen fendek. Odur layık olan insanday. Gerçek irfanıdır bizim gıdamız. Melekler yüksekte yahı ademiz. Ancak özüm bilen dost dost duyar sedamız. Cahil ermez sırrı irfanımız. Gözüm bilen dost dost duyar sedamız. Cahil ermez sırrı irfanımıza. İyi inceledik biz o Kur'an'ı. Bir canlı kitaplayı okuduk onu. Arif olda evvel dost dost kendini tanı. Yoksa aklın ermez lisanımıza. Arif olda evvel dost dost kendini tanı. Yoksa aklın ermez lisanımıza. İbreti razıyım, tutma kahrayı. Asla değer verme cahile körey. Elim göğe açıp dost dost eğilmem yere. Gönülden bağlıyız cananımıza. Elim göğe açıp dost dost eğilmem yere. Gönülden bağlıyız cananımıza. Aşk ile. Arifler doğruyu söylüyor. Diyor ki biz diyor hakkı diyor ararken diyor sağda solda yukarıda aşağıda aramayız diyor. Yani elimin göğe açıp eğilmem yere diyor. Gönülden bakıyoruz cananımıza. Bizim bak, nefes okurken, Gülbenk okurken ya da Şahbeyt geçtiğinde hemen niyaz ediyoruz. Nereye niyaz ediyoruz? Vicdanımıza. Yani bizim aslında Hakk'a niyaz ediyoruz. O yüzden yolun erkanı neyse siz aşıklara, ozanlara çok büyük iş düşüyor. Lütfen evet, bu evet. Hassas olduğunuzu çok biliyorum. Biliyorum, daha da olur diyorum yani. Evet kurbanım, evet. Avusturya Alevi topluluğu izliyormuş. Bize aşk ile selamlar varmış. Biz de onlara aşkın yazılar gönderiyoruz Viyana'ya. Bizi izleyen bütün yani ismini burada sayamadığımız, göremediğimiz bütün can dostlarımıza aşkın yazılarımızı iletiyoruz. Saygılar iletiyoruz. Muhabbetlerimizi onların güzel yüreklerine sunuyoruz. Eyvallah. Bizim adımıza zaten siz söylüyorsunuz. Eyvallah. Viyana'dan kucak dolusu selamlar. Viyana'dan kucak dolusu selamlar varmış. Biz de onlara gönderiyoruz kucak dolu selamları. Hele Himmet dedim bakalım esrarı ne söylemiş ya. Himmet Aslan Esrarı Baba buyur. Ha buradan Himmet dedim. Thank you.
Gel eyvayı sakın yanlışa düşme, biz aliyiz ali bizde enel hak. Gel eyvayı sakın yanlışa düşme, biz aliyiz ali bizde enel hak. Nefsine uyup da yaralar deşme, ali sevgi ali barış gel de bak. Nefsine uyup da yaralar deşmeyi, Ali sevgi, Ali barış, gel de Ali hem sevgidir, Ali hem barış, Ali insanlığa hem bir uyanış. Ali hem sevgidir, Ali hem barış, Ali insanlığa hem bir uyanış. Ali ile Hakk'a kolaydır barış, inanmasan hele dene gör de bak. Ali ile Hakk'a kolaydır barış. Bizdeki Ali böyledir, gel de bak. Aç gözünü eresin sen bu sıraya, dört kitap hitap ediyor ol nura. Aç gözünü eresin sen bu sıraya, dört kitap hitap ediyor ol nura. Esrarın der sakın bakma bu sıraya, özünü bu yola hele ver de bak. Esrarimdir, sakın bakma bu sırayı. Özünü bu yola hele ver de bana. Eyvallah Esrar'ı baba, gönlün var olsun. Eyvallah. Şimdi ne güzel, demin bol olsun. Bir şey dikkatimi çekti, bağışlarsanız bunu biraz açar mısınız? Buyurun. Bizdeki Ali böyledir dedin ya. Evet. Bunu yani, biraz açsana bakalım. Yani bizim anlayışımızdaki Ali sevgidir, barıştır, kardeşliktir, özgürlüktür. Sevmektir, var etmektir, yoktan var etmektir, güzellikler yaratmaktır, incitmemektir. Daha neler söyleyeyim, buradan gerisini de sen anlat. Estağfurullah. Yok, çok hoşuma gitti. Evet. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel bir deyim. Evet, bizdeki Ali derken o zaman demek ki yani siz karşı tarafa şunu ima ettiniz. Bir Ali var ama bizim Ali'miz var dediniz. Bizim Ali'miz de evet, aslında bu muhabbetlerdeki, cemlerdeki temel konu kamil insan oluşturabilmek. Olgun insan oluşturabilmek. Aynen. Hani bu bir okul. Bu okulda işte diyelim ki Hüseyin Baba'nın söylediği şiirde, Esrari Baba'nın söylediği nefeslerde, naçizane fakirin söylemeye çalıştığı nefeslerde aslında insanı olgunlaştırmak, insanı kamil mertebesine ulaştırmak amacıyla nasihatler verilmekte. Öğreti bize sözlü gelenekteki öğreti bu şekilde devam etmektedir. Doğal olarak da evet, bir Ali vardır. O Ali de
bizim halimizdir. Ama o insan-ı kamil mertebesine ulaşabilmiş kişilerdir o Ali. Ama kaç kişi çevremizde insan-ı kamil mertebesine ulaşmıştır? Elbette işte Hacı Bektaş-ı Veli bizim halimizdir. Bizim halimizdir. İnsan-ı kamil mertebesine ulaştığından dolayı. Eyvallah. Gerçek anlamdaki Pir Sultan bizim alimizdir. Yani gerçek alimiz dediğimiz velimiz insan-ı kamil mertebesine, o mertebeye ulaşmış, ermiş olandır bizim alimiz. Tabii eyvallah. İşte muhabbetlerde bunlar açıldığı takdirde gerçek aliler de ortaya çıkacak, gerçek veliler de ortaya çıkacak. Yok ya da takiye yapmadan, takiye yapmayacağımız ortamlar, muhabbetler olsa da bunları bu mekteplerde, bu okullarda konuşabileceğimiz ortamlar olsa, bu ortamlarda konuşabilsek, bu konuları açsak Baba Sultan. Aşkım. Bu imkanları da sunmak gerekiyor. Bu görev de bizim derneklerimize düşüyor. Bizim dernekler kurumlarımıza düşüyor. Kurban olun. Hele sen biraz nefesini al. Hüseyin Baba'dan bir şiir alalım. O şiirin ardından Gani Baba'dan bir nefes daha alalım. Açık kapımız. Gönlü hoş olana davetim vardır. Yürekten sevene açık kapımız. Hoşgörülü olan gelirse kârdır. Dostluğu bilene açık kapımız. Gönülden gönüle sır var bilene. Özüm kapalıdır riya yalana. El ele el hakka pirin yoluna sevgiyi bulana açık kapımız. Akmasın gözlerden ne kan ne de yaş. Sevgi için arşa çık yavaş yavaş. Birliğin yolunda olalım kardeş. İnsana yelene açık kapımız. Cennet bahçesinde gül isen eğer, o güle konan bülbülsen eğer, özü hak yolunda verdiysen eğer, özü pak olana açık kapımız. Dört kitabı vicdanımda bulmuşum. Cennet-i alayı orada bilmişim. Hüseyin, insanlardan ilham almışım. Hep insan olana açık kapımız. Tüm insan olanlara kapımız sonuna kadar açık. Söylediğiniz gibi alimiz insan, alimiz sen, ben, hepimiz. Aşk ile, aşk ile, aşk ile. Baba Sultan, izin verirsen Paris Alevi Birliği'nden bizlere kucak dolusu selamlar varmış. Biz de onlara kucak dolusu sevgi, selam, aşk ile gönderiyoruz. Baba Sultan da bize değişik gönderiyor. Anasın gömleğin giymezden evvel azade başırmayı hünkâr idim ben. Cihan aleme gelmezden evvel nur-i tecellâda envar idim ben. Cihan aleme dostuz gelmezden evvel nur-i tecellâda envar idim ben. Ruhi sultan idem, olundum tefrik, vücud iklimine oldum muvafık. Bu sıfatın Adem'e dostuz, girdim mutabık,
Maderin iyi hantay, bir dar yedim ben. Halk olmazdan evvelin mülküme lakut, kimse kılmaz iken Mevla'ya sucud. Arş-ı kürsüler hikalem olmadan mevcut, indi manevide hem var idim ben. Bir dertli oldum, makam makam gezdim, cihana geldim. Kendimi sen dost dost takvimde buldum, hak ile vakıfı esrar edin bey. Ya eyvallah. Evet, benim böyle bir devriyesi. Evet Burhan, yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Sağ ol Baba Sultan, sizin de gönlünüze sağlık. Eyvallah Burhan. Evet Hüseyin Baba, senden ne alalım? Şiir mi, saz mı, söz mü? Ne vereceksin bize? Bir tane gene nefes söyleyeyim mi? Tamam. Ha, buyurun bakalım. Döngür dağından da dost, bir yol azıttım Öngür dağından da şah. Bir yol azıttım acap şaha giden, giden yollar bu mola. Sarardım soldum da dost, ayvaya döndüm sarardım soldum da şah. Ayvaya döndüm acap şaha giden, giden yollar bu mola. Bunarımız vardır da dost, dolar esilir duvarımız vardır da şah. Dolar esilir akbekeler ardıç, ardıç dalına asılır. Kırcılı boran tutmuş da dost, yollar kesilir kırcılı boran tutmuş da şah. Yollar kesilir acap şaha giden, giden yollar bu mola. Bunarımız vardır da dost, üstüme falı bunarımız vardır da şah. Üstüme falı sakkayalar yavru, yavru şahin yuvalı. Toprağı kimyalı, kimyalı taşı dualı. Acap şageden yollar bu mola. Yürü dost medet medet.
Ay yar yar, hakkı seven şahtesin, şairlerle şah, dost dost dost. Merdivensin de yar yar, aman aman, gönül merdinden dalar seda verir şahın derdinden. Alada da şarap basın yurdundan, acap şaha giden yollar bu mola, acap şaha giden yollar bu mola. Meydan erenlerin, sama edenlerin, çarka dönenlerin, şahalim şah şah şah. Bir sultan abdalımda aşıp giderim, bir sultan abdalımda aşıp giderim. Karıştım ummana da coşup giderim. Ayına yıldızın önüne düşüp giderim. Ayına yıldızın önüne düşüp giderim. Acep şah giden de yollar bu mola. Şahten şahten gönlüm açılsın, o pirin yoluna da güller saçılsın. O pirin yoluna güller saçılsın. Eyvallah Baba Sultan. Bu tabi nefes değil de bu bir sema. Sema, evet, sema diyecektim. Nefes dediğimizde tabi biz hani dedik ya birbirimizden demleniyoruz. Aynı zamanda da insanları bilgilendirmek amacıyla da bu programın içeriği aşk ile diyorsak. Evet. Tahtacıların özellikle Esrari Baba, tahtacıların nefes dedikleri hani bizim uzun havalar var ya. Evet. Uzun hava tarzındadır. Asla ritmik değildir. Serbest anlamda çalınır söylenir. Hatta ben bir tane o La Mekan elinden misafir geldiğimi örnek verirken ilk dörtlüğünü tahtacıların nefesinden örnek verdim. Şimdi nefes gerçekten adlandırma da çok güzel. Neden çok güzel? Canlıların yaşayabilmesi için havaya ihtiyaç vardır. Hava da kutsaldır. Ve hepimiz için kutsaldır. Bundan dolayı da nefes almadan kaç dakika durabiliriz? Düşünsenize. Yani, hani tahtacı yaşlı bir ana doktora gidiyor. Doktor da tabii elindeki stetoskopu sırtına koyuyor. Diyor ki, ana diyor bir nefes al ver diyor. Bu da doktora dönüyor diyor ki, Çağatay'dan mı olsun, Pir Sultan'dan mı olsun? Ya, eyvallah eyvallah. Şimdi demin Hüseyin babamın söylediği semah da ay ile yıldızdan diyor. Ne alırız diyor? Ay ile yıldızın önüne düşer gideriz diyor. Evet. Şimdi, zaten bizim semahlarımız da bir döngüdür. Daha doğrusu inancımız bir döngüdür. Deminden beri daha Allah ile can yokken dediğimizde bir devriye seslendirdiniz. Veya kâfının itabı dediğimde aynı şekilde devam bir devriyeyi dillendirdik. Bu yüzden de bizim semahlarımız da aslında tıpkı şeydir. Dikkat edin, ortada insanlar döner ama nasıl dönerler? Tabii ki saat yönünün tersine dönerler semahı. Ay ile dünya, ay dünyanın etrafında dönerken aynı zamanda da güneşin etrafında döner. Aslında bizim semahlarımız da bu dengeyi ifade eder. Bundan dolayı da evet, ay, yıldız, güneş, dünya, dünyadaki canlılar bizim için rehberdir, yol göstericidir. Biz onları kutsadığımızdan, onlara değer verdiğimizden bizi diğer inançlardan da ayıran en önemli özellik budur. Diyoruz ya biz doğa inancıdır Alevilik. Bundan dolayı da yörüngesi bellidir, sürekli bir hareket halindedir. Yani hiçbir şey yoktan var olmamıştır. Ve yok olamaz da. Bundan da dolayı diyor ya, vardan var olmuşuz
Aşık Veysel de söylüyor, aynı vardan var olmuşuz diyor ya. Hayır. Onun misali. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim yani. Eyvallah. Bir de sazımızla sözümüzle bir şeyler hatırlat bize. Seni yoruyoruz ama kusurumuza bakma, ele geçirmişken Ahmet'e katılmışken. Eyvallah. Hani bu pandemi döneminde de sosyal medya üzerinden bu tür programlar yapmak da sanki biraz bedava gibi bir şeymiş. Kurban olalım işte. Bağışlayın. Evet. Latife yapıyorum tabii ki. Hiç alakası. Tabii ki kurbanım. Gönüller. Bugün aşkın pazardır, ihtisap bacdan geçeyim. Bugün aşkın pazardır, ihtisap bacdan geçeyim. O sultanın nazardır, affeder suçtan geçeyim. Düşmüşem gam hanesine, ben avlarım zar zar. Aşka düşen merdaneler hırkayla tacdan geçer. Biz kalender meşrebiyiz, seyretsinem dağını. Biz kalemden meslemiz, seyretsinen bağını. Gülürler gülmüşler içinde, görem üstünün bağını. Yüz yaşında ruhtan dövse, gerdan ağını. İncili suya bırakır, taptığı hacdan geçer, dost dost Ali Bey. Şahin sansa pençesin, alın laftan kapayın. Şahin sansa pençesin, alın laftan kapayın. Dilbera bitinik eyleme, zeytiner yoldan sapayın. Tutmuşam müjden okunu, garip sineme siperim. Tembelin kahru zehirdir, yedi kat sacdan geçer. Ey Nesim'i met edelim, yedi dillerde seni. Ey Nesim'i met edelim, daim dillerde senin. Yedi kilim şarkım şöyle, gurbet ellerde senin. Hacılar hacca giderken, çölde gülsenler senin. Hayran olur, mat kalırlar, vazgelir hacdan geçer. Dostuz, aleyküm. Hı, aşk ile, aşk ile. Evet, Nesim'i baba ne güzel söylemiş. Diyor ki, yüz yaşında ruhban görse gerdanını, ağını, incili suya bırakır, taptığı haçtan geçer. O haçı bırakıyor. Hacılar hacca giderken görse çöllerde seni diyor. Hayran olur. Mat kalırlar, vaz gelir. Hacdan geçer diyor. O hacdan da geçer yani. Aslında konuşmamızda hep bahsettiğimiz gibi bizim inancımızdaki hac da gönül Kâbesi.
Yani biz başkalarda başkalarının inandıkları gibi Hacı Kabe'yi bilmem neyi olarak görmüyoruz. Böyle bir hacı anlayışı da yok. Biz de gönül kazandığınızda, biz de pirin huzuruna durduğunuzda, evet, gönüllere girdiğinizde işte en güzel hac budur yani. Eyvallah, eyvallah. İşin özü de bu zaten. İşin özü de, gerçeği de bu. Eyvallah. Kurbanım, himmetinizle ben 1992 yılında Kültür Bakanlığımızın Hagem diye bir bölümü var. Oraya işte ozanlar gidiyor. İşte ozanlar eserleriyle, türküleriyle orada dinliyorlar. Bakıyorlar, ona göre değerlendiriyorlar. Oraya üye yapıyorlar. Yaklaşık bir buçuk saate yakın bir beni işte soruya tuttular. Kainatın kuruluşunda günümüze sorular sordular. O da bir ara verdiler. O 10 dakikalık bir ara verdiler. Dediler hadi bakalım bir şeyler yaz bakalım. Dönüşümüzde bize bunu bir şeyler söyle bakalım dediler. Himmetinizle şöyle bir şey yazmışım. Bir bakalım ne yazmış. Himmet Ertin Baba Sultan buyur. Kainat kurulurken Hakk'ın divanın vurmuşlar. İlk Adem'i yaratırken kendi öz nurun katmışlar. İlk Adem'i yaratırken kendi öz nurun katmışlar. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, insanlığa sevdalıyız. Hey dost, ey dost, dünyalıyız, kardeşliğe sevdalıyız. Museviler, İsaviler, Muhammed ile Aliler, Hacı Bektaş Veliler, insanı sevin demişler. Hacı Bektaş Veliler, insanı sevin demişler. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, insanlığa sevdalıyız. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, kardeşliğe sevdalıyız. Sevgidir bizim ülkemiz, el bel dildir ilk ilkemiz. Evrensellik felsefemiz, bu sırra erin demişler. Evrensellik felsefemiz, bu sırra erin demişler. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, insanlığa sevdalıyız. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, kardeşliğe sevdalıyız. İlim bilim irfan ile Yunus'la Mevlana ile Pir Sultan ozanı ile bir dünya kurun demişler. Pir Sultan ozanı ile bir dünya kurun demişler. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, insanlığa sevdalıyız. Hey dost, hey dost, dünyalıyız, kardeşliğe sevdalıyız. Ara gerçeği bularak
her gün her dem bir olarak, esrarıya sarılarak ikrarda durun demişler. Esrarıya sarılarak ikrarda durun demişler. Ey dost dünyalıyız, İnsanlığa sevdalıyız. Ey dost dünyalıyız, kardeşliğe sevdalıyız. Yani dost. Eyvallah baba Sultan, sizin var olsun. Eyvallah. Hüseyin baba, senden de bir şiir alalım. Muhabbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Sen de bir şiir alalım. Baba Sultan'la da bir deyiş alalım. Bir nefes alalım. Artık sevgili can dostlarımızla güzel muhabbetler, sohbetler dileyelim. Veda edelim. Şimdi ben Hacı Bektaş için yazmış olduğum bir şiirimi okusam herhalde uygun olur. Buyurun. Şu kalbimde özüm sensin, Pirim Hacı Bektaş Veli. Dillerimde sözüm sensin, Pirim Hacı Bektaş Veli. Oturduğun yeri pak et, kazanda lokmanı hak et. Çalışmak büyük ibadet, Pirim Hacı Bektaş Veli. Doğruluk kapısı dostun, sen olma dostundan üstün. Dil mızraktan daha keskin, Pirim Hacı Bektaş Veli. Kabe'yi gördü insanda, özün sözünle imanda, yolu ilimle irfanda, Pirim Hacı Bektaş Veli. Mevki hırsı kovla gıybet, nefistedir kötü niyet, ilimdir en yüce servet, Pirim Hacı Bektaş Veli. Kimseden sırrın isteme, soya sopa rağbet etme. İncinsen bile incitme, Pirim Hacı Bektaş Veli. Erkek dişi aynı candır, kibirin aslı şeytandır. Tevazu ulu rahmandır, Pirim Hacı Bektaş Veli. Cehennem narıdır vicdan, en büyük kitaptır insan. Hüseyin bu yola kurban, Pirim Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş, gel efendimizin sözlerinden oluşturduğum bir şiir oldu burada. Eyvallah, yüreğine sağlık, nefesine sağlık. Eyvallah baba Sultan. Gali baba, kurban mı? Bize bir deste bağla. Bize bir tane yetmiyor seninle. Kaç tane söylersen bir desteyle bağlayıver. Ondan sonra vedalaşalım dostlarla, canlarla. Sana emanet program. Ben dinmezdim elin kınardım, meğer ilmin yoksan imiş bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım, meğer insan ilah imiş bilmedim. Ben insandan başka ilah aramadım, meğer insan ilah imiş bilmedim dost, bilmedim. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sıradanlar gibi, yaylalar gibi, ak
akan sular gibi, deryalar gibi. Tüm alem bir can imiş, bilmedim, 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 bilmedim. Akan sular gibi, deryalar gibi. Tüm alem bir can imiş, bilmedim dost, bilmedim, bilmedim, bilmedim. Daimiyim benliğim eklenerdi, bendeni bilmezdim eklenerdi. Kişi kendime düşman sanırdı, nefsim bana düşman imiş, bilmedi, 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 bilmedi. Kişiyi kendime düşman sanırdım, nefsim bana düşman imiş, bilmedim dost, bilmedim, bilmedim, bilmedim. Bu yola talibim dallandım ise, benim sofrumlara haber eylesin. Bu yola talibim dallandım ise, benim sofrumlara haber eylesin. Hakikat aşkıyla dallandım ise, kendi pirine derman eylesin. Hakikat aşkında dallandın ise, git kendi piline derman eylesin, git kendi piline derman eylesin. Bu sahibini andırasın daran, dört başım mağmur et olmamın daran. Bu sahibini andırasın daran, dört başım mağmur et olmamın daran. Müminler fakirdir deyin fukara, bu hakkın cemine cevap eylesin. Günler fakirdim derin kara, bu hakkın cemine cellar olasın, bu hakkın cemine cellar olasın. Kemerbest bağlamış başımdan tacı, kulağımda küpe gülüm acı. Kemerbest bağlamış başımdan tacı, kulağımda küpe gülüm acı. Gönül bir Kâbe'dir yap da ol hacı, dal sular ile nişan eylesin. Giden kimdir, kimden haber alayım? Erbak nedir, geda nedir, bu nedir? Eylem yolcum, eylem haber alayım. Edep nedir, erkan nedir, yol nedir? Edep nedir, erkan nedir, yol nedir?
kusursuz Ali'dir. Eylem yolcuyum, eylem haber alayım. Edep nedir, ekran nedir, yol nedir? Edep nedir, ekran nedir, yol nedir? Kusursuz Ali'dir. Aşık ile maşuk bir yere varsayım, aşkın kitabını ellere varsayım. Sular olursa da kul verseyim. Ağız nedir, dudak nedir, dil nedir? Ağız nedir, dudak nedir, dil nedir? Dostum Ali'dir. Dört kardeşiz, bir gömlekte yatarız. Gömlek birdir, bir vücuda çatarız. Kendinizi ateşlere atarız. Ateş nedir, duman nedir, kül nedir? Ateş nedir, duman nedir, kül nedir? Dostos, dost, Ali'dir. Bir sultanım aşk elde alamayım, dilimden bir haber geldi duramayım. Menzilim ırattır belki varamayım. Cümleşeye vücud olan bir nedir? Cümleşeye vücud olan bir nedir? Dost 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 Ali'dir. Eyvallah, eyvallah dillerim. Eyvallah canı baba. Şükür olsun. Yüreğin dert, keder görmesin. Aşkın herhalde. Nefesine sağlık, sağ ol kurbanım. Ehya et. Cümle de sizin de. Sizin de oldu. Estağfurullah. Evet, sevgili can dostlarımız, bizi gönül hanelerine misafir eden can dostlarımız. Bu hafta böyle güzel konuklarımızla, güzel yüreklerinize mihman olduk. Gelecek haftaki konuklarımız da böyle çok güzel, çok değerli canlarımız, sürpriz, şu an söylemiyorum isimlerini. Kurbanım, size çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Baba, çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz Mut'a. Kurbanım. Aleyküm selam. Son bir şeyler söyle bakalım, bir şeyler söyle böyle bak. Vedalaşırken. Gari Baba mı söylesin? Sen söyle Gari Baba'ya. Söylettirdik zaten. Ondan sadece esenleme dinleriz. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir programa katılıyorum. Bilemiyorum ben ne kadar başarılı olduk. Ne yapabildik, ne yapamadık. Ha. Çok harikaydınız. Eserlerinizle, o güzel nefeslerinizle, deyişlerinizle, şiirlerinle harika, güzel mesajlar vardı içinde. Çok teşekkür ediyoruz sana. Gani Baba, kurban olduğum, bize himmet eyleyin. Himmet Aktan Baba Sultan. Evet. Ne demek yani? Şimdi Erencan, öncelikle Hacı Baba sana teşekkür ederiz. En az teknik masada diyoruz ya. Yani şurada bir gerçek genç kardeşlerimiz. Özür dilerim baba. Baba özür dilerim. Evet, onları hiç unutmayalım. Bizim
yani perde arkasındaki sadece hacı değil, bir de orada benim gelinim var. Alman gelinim Heidi. En zaten büyük iş ona düşüyor. Arkada ben fark ediyorum. Hacıya bir şeyler söylüyor, anlatıyor, yönetiyor. Hacıyı yöneten o. İkisinin de gözlerinden öpüyorum. O kocaman yüreklerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum böyle güzel programlarla, böyle bizi güzel canlarla buluşturdukları için. Evet baba, buyurun, sana sıra veriyorum. Eyvallah. Demin Pir Sultan'ın kelamında dedik ya, ateş nedir, duman nedir, kül nedir? Ateş derken bir pişmeden bahsettik. Tabii ki burada bizler bir araya geldiğimizde bu emekçi kardeşlerimiz de olmadığı takdirde, bir araya elimizi atmadığımız takdirde, o ateşte bizde pişmediğimiz takdirde ortaya koyacağımız, aynen, o güzellik, o yemek, o aşk, o sevda ya, el birliğiyle pişerek olabiliyor. Arkadaşlarımızın, gönüldaşlarımızın sağ olsun emekleri var. Onlar da kendi katkılarını sunuyorlar bize. Evet, bu katkılarla biz bir araya gelip muhabbet edebiliyoruz. Evet, ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum emeği geçenlere. İyi ki varsınız diyorum. Şu dönemde sağlık her şeyden önce, sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Bir takım kurallar konulmuş, o kurallara gerçekten uymamız lazım. Yani dönem dönem bakıyoruz, kurallara uymayan insanlar var. Bazen biz de bıkıyoruz ama bıkmamamız lazım. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim, en azından bu hastalığın taşıyıcısı belki ben olabilirim. Ben sizlere bulaştırmamak için kendi önlemlerimi almak zorundayım. Bu önlemler de gelip geçecek. Mümkün olduğu kadar az hasarla geçelim. Ama gönlümüzdeki sevdamız, gönlümüzdeki aşkımız, o dışarıda kuşların cıvıl cıvıl sesleri eksik olmasın. O tertemiz havalar, o denizin dalgaları, o insanların güzel sesleri, o çocukların seveceğim şen sesleri asla ve asla yaşamımızda eksik olmasın. Ve tabii ki o çalıp söylediğimiz gerçek hakka aşıklarının kelamları asla ve asla yaşamımızda eksik olmasın. Çünkü onlar bize yol gösteriyor. Demin söylediğiniz gibi, hani Hüseyin Baba'nın da dediği gibi, o biz onlardan ışık alarak, onlar bize yol gösteriyor. Tıpkı ay gibi, tıpkı yıldız gibi, tıpkı güneş gibi. Aynen. Ve o gerçek pirlerin hakikat sözleri bize rehber oluyor. Onların rehberliğinde yaşamı anlamlı kılalım ve gerçekten dostça kalalım, sevgiyle kalalım, aşk ile diyorum. Tamam, aşk ile kalalım. Öpüldük. Eyvallah. Eyvallah. Alp Ozan'ı Ozan Esrar'ın hazırlayıp sunduğu Aşk ile programı her perşembe Avrupa saatiyle 20.30'da, Türkiye saatiyle 21.30'da Facebook ve YouTube kanalımızda. Aşk ile.